5000 Yeniçeri ve 3000 sipahiyle Konya Ovası'na vardık. Şehzade Selim'in hücumu hazır bekleyen kuvvetlerinin yanında saf tuttuk. Desteğimizle birlikte iki ordu sayıca eşitlendi. Şehzadem. Hünkârımız sizin yanınızdalar. Beni de kuvvetlerinize serdar tayin ettiler. Allah'ın izniyle bu savaşı kazanacağız. İyi bakın. Bu bir babanın oğlundan vazgeçtiğinin resmidir. Malumun ilanı. Destek veren paşalar gelmek üzeredir şehzadem. Onlar geldiği vakit üstünlük tekrar bize geçecek. İki ordu denk olmasına rağmen şehzademiz Beyazıt'ın ordusundaki zafer arzusu ve inanç karşı tarafta yokmuş. Ancak paşaların ve kapı kullarının gelişiyle savaşın kaderi hepten değişmiş. Az buz değil, 20.000 askerle gelmişler sultanım. Anlamıyorum şehzadem. İhanete uğradık şehzadem. Belli ki şehzade senin için savaşacaklar. Nasıl olur Atmaca? Sana söz vermediler mi? Benimle birlik olacaklardı. Anlaşılan payitahttan emir almışlar. Paşaların gözünü korkutmuşlar. Hayır olamaz. Öyle bir haber çıksa da Rüstem Paşa engel olur. Önünü keserdi. Şehzadem, inanmak istemiyorsunuz lakin Rüstem haini ihanet etti. Paşalar saflarımıza katılınca şehzademizin ordusundaki asker sayısı 50.000'e ulaştı. Şehzade Bayezid'in ordusunda ise en fazla 30.000 asker vardı. Hünkârımızın emri üzerine Sokollu Mehmet Paşa ile birlikte Şehzade Bayezid'le konuşmaya gittik. Şehzade Hazretleri. Devletli Padişahımız Sultan Süleyman Han'ın fermanı şerifidir. Sen söyle Sokollu. Hülaseten ne diyor hünkârımız? Derhal teslim olmanızı ve benimle birlikte payitahta dönmenizi emrediyorlar. İtaat etmezseniz dökülecek kandan hünkârımız zinhar mesul olmayacaklardır. Birlikleriniz itaat edene kadar katlinizin caiz olduğuna dair fetva verildi. Mehmet Paşa, bu meydanda kan dökülecek. Lakin benim değil. Şehzade Selim'in ve ona köpeklik eden hainlerin kanı. Allah'ın izniyle zafer ulaşınca sancağıma Amasya'ya çekileceğim. Ve
ve emri hak vuku buluncaya dek hünkârımıza isyan etmeyip sabırla bekleyeceğim. Şehzade Bayezid, ferman-ı şerifinizi kale almadığı gibi Şehzade Selim'e ağza alınmayacak sözler söyledi. Ağır hakaretlerde bulundu. Şehzade Selim'in ordusu iki mislimiz olmuştu. Üstelik bizim askerlerimiz parayla tutulmuş askerlerdi. Onunkilerse saçını sakalını savaş meydanlarında ağartmış tecrübeli askerler ve serdarlardı. Buna rağmen Şehzade Bayezid geri adım atmadı. Bir an olsun tereddüt etmedi. Yiğitlerim! Aslanlarım! Düşman sayıca üstün olabilir. Lakin biz onları görüyoruz, onlar da bizi görüyor. Şehzade Selim'in arkasında hünkârımız varsa benim de arkamda birbirinden cengaver, davama inanan askerim var. Yiğitlerim, kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Öleceksek haysiyetimizle, şerefimizle şehit olacağız. Şehzade Bayezid çok yaşa! 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 Ya Allah! Ya Muhammed! Ya Ali! Yeniçeriler, onlar nasıl tavır almışlar? Şehzade Selim'in ordusundaki Yeniçeri daha ilk gün gönülsüz davranıp kılıç sallamak istememişler paşam. Bu yüzden Şehzade Selim'in ordusunun sol kanadını çökertmişler. Karaman askeri de Konya'ya doğru kaçmaya başlamış. Bozgun'u zor durdurmuşlar paşam. İlk gün 8000'e yakın asker savaşta can vermiş. Ve savaş Şehzade Bayezid'in üstünlüğüyle sona ermiş. Nasıl içe sayarsınız gafiller? Karşınızdakilerin çoğu asker bile değil. Çapulcu, eşkıya, çift bozan. Yarın savaş meydanında Şehzade Bayezid'in askerlerini tarumar edeceksiniz. Etmezseniz kellelerinizi alırım. Sizi ne ben affederim, ne de Sultan Süleyman. Yıkıl kalsınlar, defol! Yıkıl! Şehzade Selim'in Yeniçeri ağalarını ikazı netice verdi hünkârım. Siz yüce hünkârımızın gazabından korkan Yeniçeri ağaları ertesi gün var güçleriyle kılıç salladılar. Thank you.
Yeniçeri'nin Şehzade Selim adına cenk etmelerini hazmedemeyen ve zor durumda kalan Şehzade Beyazıt Hazretleri askerinin önüne atılıp bizzat cenge dahil olmuşlar. Şehzademizin bizzat savaşması peşindeki askeri daha bir hırslandırmış. Herkes cengaverler gibi savaşınca Şehzade Beyazıt kılıcının hakkıyla ilerlemiş ve Şehzade Selim'e yaklaşmış. Her şey bitti dedim sultanım. Eyvahlar olsun. Şehzade Bayezid kazanacak dedim. Lakin öyle bir ana şahit olduk ki savaşın, hanedanın, Osmanlı'nın kaderini değiştirecek türdendi. Sağ olun,
tükenmeyiz kırmak ile eyvallah. Hey dost, taşramız kalan sormak ile hay hay kimse bilmez ahvanimiz. Hey canım, kimse bilmez ahvanimiz. Oğlum, Şehzadem Bayezid öldü mü? Aldığı yaralar ölümcüldü hünkârım. Sağ kurtulması bir mucizeydi. Validem. Aslan Şehzadem benim. Başta bir hayli korkmuş. Seninle savaşa gelecek diye çekinmiştim. Şükürler olsun ki seninle gelmiş. Cesur Şehzadem benim. Bundan böyle Şehzade Bayezid için dönüş yok. Tekrar ayağa kalkması zor. Belki de ölmüştür. İnşallah şehzademiz ayağa kalkacak. Ve biz tekrar Şehzade Selim'in üzerine yürüyeceğiz. İçindesiniz biliyorum, lakin sakin olmanızda fayda var. Sultanım. Ferhat Ağa, hünkârımıza geldiğim haber ver. Sultanım. Haberleri almışsınız anlaşılan. Sen ne yüzden hala benim karşıma çıkıyorsun? Ha? Bayezid senin yüzünden mağlup oldu. İhanet ettin ona. Ben kimseye ihanet etmedim sultanım. Yalnızca hünkârımızın emirlerini yerine getirdim. Ben de böyle olmasını istemezdim. Yüce Allah şahidimdir ki Şehzade Bayezid için elimden geleni yaptım. Senin yalanlarına karnım tok benim. Vezir-i Azamlık müşrünü bir hançer gibi kardeşimi sırtına sapladın. Bilmediğimi mi sanıyorsun? Benim de kudretimin bir hududu var sultanım. Hünkârımızın iradesi karşısında boynum kıldan ince. Bunca zaman senden kurtulmak istedim Rüstem. Tek arzum buydu. Ellerimde bir zincir, sırtımda bir kan vurdun. Lakin önümde hep birileri vardı. Hep birisi durdu. Ama şimdi sadece sen ve ben varız. Ben zincirlerimden kurtulacağım. Seni boşayacağım. Sultanım, hünkârımız sizi bekliyorlar. Sultanım.
Gel. Hünkârım. Söyle Mehrim. Her şey eşit. Baba. Bayezid için nasıl böyle bir fetva alırsınız? Üstelik defalarca evlat acısı çekmişken. Validem hayatta olsaydı bunların hiçbiri yaşanmazdı. Senin ağzından çıkanı kulağın işitsin Mihrim'a. Sen benim karşımda nasıl konuşursun böyle? Asi kardeşine mi özlemişsin? Bağışlayın hünkârım. Haddimi aştıysam bağışlayayım. Ancak son zamanlarda yaşadıklarımız malum. Serin kanlı olamıyor, sakin düşünemiyorsan müsebbibi bu acı, bu keder. Başka bir diyeceğin yoksa çekilebilirsin. Var. Rüstem'i boşamak istiyorum. Bayezid yüzünden mi? Eğer Rüstem'e Bayezid yüzünden öfkeliysen hata edersin Mihrim'a. Bayezid'in en büyük düşmanı kendisidir. Benim irademi hiçe sayıp isyana kalktı. Reaya'yı silahlandırıp ordu topladı. Zinhar, bu size karşı bir isyan değildi hünkârım. Şehzade Selim'e karşı... Selim'e karşı yapılmış hakareti kendime karşı yapılmış sayar. Kardeşim Bayezid, şehzadeliğine olmuş eşkıyalık etmiştir. Madem bu batağa girdi, bedelini misliyle ödeyecek. Baba... Rüstem meselesine gelince... Rüstem ben ne emrettiysem onu yaptı. O benim vekili mutlakım. Benim iradem yoksa Rüstem'in kudreti de yok. Evliliğinizin bitmesine zinhar müsaadem yoktur. Boşayamazsın, çekilebilirsin. Eğlen şehzadem. En güzel şaraplar, en lezzetli yemekler, en hoş muhabbetler hakkın. Öyle bir zafer kazandın ki ne kadar gururlansan az. Bu zafer benim değil Nurban, hünkârımızın. O istemese ne yeniçeriler yanımda cenk ederdi ne de diğer paşalar. Hünkârımızın lütfuna, muhabbetine böylesine mazhar olmak zafer değildir de nedir? Sultan Süleyman seni seçti. Senin canın için Şehzade Bayezid'i gözden çıkardı. Şehzade Bayezid kalbine gelen okla yaralandı. Ayağa kalkacak mı meçhul. Toparlanırsa başımıza bela olur. O şimdi yaralı bir aslan. Zira yaralı aslanlar daha tehlikelidir. Zannetmiyorum. Bir daha başını kaldıramaz. Lakin haklısın. İşi taliye bırakamayız. Hünkârımızdan af dileyecektir. Mihrimah Sultan da araya girer. Buna bir şekilde mani olmalıyız. Merak etme. Bizden habersiz tek satır ulaştıramazlar hünkârımıza. Aman diyeyim, dikkat edin şehzadem. Yaralarınız çok taze. Sizi bana ve evlatlarınızı bağışladığı için Yüce Allah'a dua ediyorum şehzadem. Lokman, atmaca haber yolla derhal yanıma gelsin.
Emredersiniz şehzadem. Aklınızdan geçenleri az çok görebiliyorum. Daha çok erken şehzadem. Bu haldeyken harekete geçmek büyük hata olur. Kaybedecek vakit yok Defne. Bugün değilse yarın gelecekler. O kalbinize öyle yakın saplanmış ki şehzadem. Bu zırh korumuş sizi. Bu halde mi hediyesiydi? Onun gözyaşları ve duası korudu beni. Size söylemiştim sultanım. Bu vakitte boşanmaya katiyen müsaade etmezler. Aman diyeyim, daha fazla ısrar edip gerilmeyin. Ne olacak Sümbül? Yoksa hünkâr babam benim için de fetva alır. Hem daha ne kadar gerileceğiz. Yay olsa kırılır. Paşam. Bugün değilse yarın Rüstem. Elbet seni sırtımdan atacağım. Şu aramızdaki mesafeye iyi bak. Bundan daha fazla yaklaşamayacaksın bana. Zinhar dokunamayacaksın. Demek sana yaklaşamayacağım ve dokunamayacağım, öyle mi? Benim seni istediğimi nereden çıkardın Mirim ağa? Zerre kadar umurumda değilsin artık. Unuttun mu? Ben sana olan aşkımı yerin 7 kat dibine gömdüm. Şehzadem, çok korkuttunuz bizi. Öyle kolay pes edecek değilim. Kimlerle nasıl bir kavga verdiğimi gördünüz. Sanki bütün cihan karşımda birlik olmuş. Hem de ne için? Senelerdir benden esirgenen adaleti istediğim için. O ateşten sağ çıkmanız Allah'ın bir mucizesi şehzadem. Seni gördüm Atmaca. Kalbime, ciğerime saplanan ok. Bütün ruhumu kanatmışken, gökyüzü kana bulanmışken geldin çıkardın beni oradan. Sana bir can borcum var. Haşa şehzadem. Rabbime şükürler olsun ki kılıcım hep sizin gibi yiğitlerin ve masumların emrinde oldu. Bundan hala şeref mi olur? Askerim ne vaziyette? Takriben 10.000 kişiyle geri çekildik şehzadem. Kaybımız büyük, lakin telafisi mümkün. Asker toplamaya başla. Bir an evvel ayağa kalkmazsam tekrar gelecekler canımı almak için ve bu sefer muvaffak olacaklar. Allah göstermesin. Nedir içini kemiren Atmaca? İlk bozgunda mağlubiyeti kabullendin mi yoksa? Hala nefes alıyorsak ve elimiz hala kılıcı tutuyorsa bu savaş bitmez. Ve bitmeyen bir savaşın galibi olmaz şehzadem. Benim asıl sıkıntım Rüstem Paşa. İhaneti hala aklımdan çıkmıyor. Müsaade edin gidip kellesini alayım şehzadem. Allah bilir başımıza daha ne işler açacak. Şehzadem. Rüstem denen hainden intikamımızı elbet alacağız. Lakin şimdi değil. Günü gelecek Atmaca.